Hepimiz nerede o eski bayramlar diye iç geçiriyoruz özellikle son yıllarda. Bayram deyince de ilk aklımıza gelen çocukken komşuların, akrabaların kapısını çaldığımızda verilen keselerdi. O keselerin içinden çıkan mendiller, şekerler, çikolatalar ve tabii paralar. Çok büyük sevinçti bir zamanlar. Yeni nesil maalesef bunlardan habersiz büyüyor. İşte bu geleneği yaşatmak için Üsküdar Belediyesi harekete geçti. Ve bir atölye kurarak kadınlara el işi kese mendil yapmayı öğretti. O mendiller bu bayram çocuklara geleneklerimizi hatırlatıyor. Çocuklukta en çok sizi ne mutlu ederdi? Kapılarda gitti el öpmeye, bayramlaşmaya gittiğimizde verilen mendiller, şekerler, onlar bizi çok memnun ediyordu. Pandemi gölgesinde yasaklarla bir bayram daha geçiriyoruz ama annelerin, teyzelerinin içi rahat etmedi. Tıpkı kendi çocukluklarında topladıkları mendillerden yaptılar. Yeni nesle işte bu gelenekleri yaşatmak için kimi kapıya gelene verecek, kimi ise kargoyla sevdiklerine yollayacak. Tesbihler yaptık, ondan sonra keseler yaptık. Bu pandemi dolayısıyla büyüklerimize gidemediğimiz için onların gönlü olsun, sevinmek için, sevindirmek için işte gönül alma, yarım elma, gönül alma diye hediyeler yaptık. Işık yapmışsınız, şöyle de gösterelim. Evet, şöyle. Kimlere gidecek? Ana, şey, baba, kayınvalideme, anneme, büyüklerimize, bu mendillerde kapımıza gelen çocuklarımıza, her ne kadar gelmese de apartman içinde olan çocuklarımızı sevindirmek amacıyla böyle bir şeyler yaptık. Her biri birbirinden şık. Bu mendillerde de arılar, çiçekler, böcekler var. Efendim, kimlere yaptınız bu şık mendilleri? Çocuklara yaptım. Komşularımın çocuklarına vereceğim. Yeğenlerime göndereceğim. Neler girecek başka içine? İçine başka bir para koyulur. Şeker konur. Kızım var, gelinim var. Onlara bayram hediyesi olarak hazırlamaya çalıştık. Böyle bir bayram geçirmek güzel değil ama bunlarla güzelleştirmeye çalışıyoruz.